Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sadece 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesi üzerine oluşan bir nefret değil. Bu onlarca yıldır Fransa'da birikmiş olan bir öfkenin, bir kızgınlığın sonucu ve bu ilk de değil. Bir önceki görüşmemizde de bahsetmiştim. 2005 yılında yakın tarihi örnekleri verirsek ki öncesindeki örnekleri de var. 2005 yılında eğer yanlış hatırlamıyorsam Saint-Denis bölgesinde polisin takibi sonrası bir elektrik trafosuna saklanmak zorunda kalan 3 daha küçük yaşta çocuğun ölmesi üzerine başlayan isyan hareketine çok benzeyen bir isyan hareketi. Bunun temel nedenini illa da tanımlamak gerekirse bence tek söylenecek şey var. O da Fransa'nın, emperyal bir ülke olan Fransa'nın sömürgecilik döneminden bu yana, hatta bunu kölecilik döneminden de başlatmak mümkün. Kölecilik, sömürgecilik döneminden bu yana sömürgelerden metropole gelmiş, sömürge ülkelerin halklarına karşı uygulaya geldiği sosyal, kültürel, politik ve ekonomik politikaların sonucu. Burada bir şeyin altını çizmekte yarar var. Gerek Türkiye'deki tartışmalarda, gerek başka ülke medyalarındaki tartışmalarda bir göçmen hareketi gibi sunulmaya çalışılıyor. Bu nokta oldukça önemli. Bu isyan bir göçmen hareketi değil, bir göçmen isyanı değil. Bu isyanın aktörleri, bu isyanda direnen insanlar aslında çocuklar demek gerekiyor. Çünkü 14-17 yaş arası grubunda olan çocukların isyanı, esmer tenli ve siyah tenli çocukların ağırlıklı olarak erkek çocukların bir isyan hareketi bu. Bir anda Fransa'nın Paris 2005 yılında olduğu gibi Paris'te başlamış bir hareket gene. Fakat çok hızlı bir şekilde Fransa'nın bütün şehirlerine yayıldı. Gerek bu yayılmasında, gerekse yaşanan şiddetin ve karşı şiddetin boyutları üzerinden tartışıldığında ve de isyanı yürüten aktörlerin, yani o çocukların bir anlamda devlet şiddetine karşı bir direnme hattı oluşturabilme yetenekleri, o yeteneklerini deneyimlemeleri üzerinden tartışıldığında önümüzdeki döneme yönelik çok önemli mesajlar ve de çok önemli zihin jimnastiği yaratacak ve gerek dünyadaki toplumsal hareketleri, gerek Fransa özelindeki toplumsal mücadelenin geleceğini belirleyecek sonuçlar yaratacağını düşünüyorum. Gene bir tesadüf diyelim. Gerçi tesadüf değil, çünkü Fransa toplumsal mücadele, toplumsal isyan hareketlerinin hem en olumlu hem en olumsuz örneklerine ev sahipliği yapmış olan bir ülke. Dolayısıyla Fransa'da Paris 8 Üniversitesi'nden, Saint-Denis Üniversitesi de diye bilinir, orada bir CNRS, bu Türkiye'deki TÜBİTAK organizasyonuna benzeyen bir araştırma laboratuvarıdır. Bir CNRS'in laboratuvarı. Alain Berthaud, altını çizmek istiyorum. 2005'ten itibaren dünyadaki bütün toplumsal mücadele hareketlerinin, şu anda ben kendi ekranımdan açtım. Tibet'ten, Hindistan'dan, Fransa'ya, Kolombiya'ya, Çin'e, Cezayir'e, Oseyaniye, Asya'ya, Amerika'ya, yani bitmeyen bir liste. Yaklaşık bu 2005'ten itibaren arşivi oluşturulan bir toplumsal mücadeleler tarihi diyelim buna, ya da repertuarı diyebiliriz. Görüyoruz ki benzer karakterdeki hareketler dünyanın her tarafında sürekli olarak var. Sadece metropollerde olan
ve ana akım medyanın bize göstermek zorunda kaldığı, bize iletmek zorunda kaldığı veya tercih ettiği. Bu nokta oldukça önemli. Çünkü daha önceki görüşmemizde de söyledim. Mesela Paris'teki hareketlerin başlangıcından itibaren gerek İngiliz basını, gerek Amerika basını ve hatta diğer Avrupa ülkeleri basınları, ana akım medyaları bu hareketlere çok yer vermemeyi tercih ettiler. O yüzden de ana akım medyanın tercih ettiği ya da bize vermek zorunda olduklarından sadece haberdar oluyor. Bu bir sistem krizi. Demin sömürgecilik ve kölecilik döneminden bu yana sömürgelerden gelen halklara karşı sömürgeci devletin uygulaya geldiği politikalar dedim. Bu politikaların bir tanımını yapmak gerekirse başından itibaren insan hakları ihlalleriyle bezenmiş, derlenmiş, müthiş bir adaletsizliğin hüküm sürdüğü, insanların ten renklerinden dolayı toplumsal hayattan dışlandığı, fırsat eşitliği sürecinde gene ten renklerinden dolayı ya da geldikleri ülkelerdeki etnik pozisyonlarından dolayı dışlanmanın hakim olduğu, bunların egemen olduğu politikalar bunlar. Ve şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu çocuklar sadece 10, 12, 13 yaşlarından itibaren muhatap oldukları politikalar değil bunlar. Bunlar annelerinden, babalarından, dedelerinden, amcalarından, kuzenlerinden dinledikleri ve hepsinin ortak olarak maruz kaldığı bir adaletsizlik süreci var ve buna karşı bir isyan bu. Bu bizzat Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları tarafından özellikle Fransız polisinin mesela şeyde olduğu bir metro istasyonunda bir polis araması yapılırken beyazlar yerine siyah tenlileri, esmer tenlilerin üzerine aramayı tercih ettikleri, onları durdurdukları. Bu arama esnasında oldukça şiddet, hem psikolojik, kimi zaman fiziki şiddeti uyguladıkları, bunlar Birleşmiş Milletler ve dediğim gibi Avrupa Birliği İnsan Hakları Komisyonları'nın raporlarıyla tespit edilmiş şeyler. Dolayısıyla esmer tenli ya da siyah tenli olduğunuz zaman potansiyel bir kriminal vaka olarak gözlemleniyorsunuz polis tarafından. Ve gene bu raporlarda rahatlıkla ulaştırılabilir. Açık kaynak raporları bunlar. Bunların polisin örgütlenmesinde, jandarmanın eğitiminde, örgütlenmesinde bizzati buna yönelik temaların yer aldığı belirtiliyor. Diğer taraftan sosyal hayatta ten renginizden dolayı bir dışlanma, bir öteleme, bir başkalaştırma, bir ötekileştirme sürecine de sürekli olarak muhatap oluyor bu çocuklar Fransa'daki hayatlarında. Tabii olayın ekonomik boyutu. Çünkü sömürgeci devlet, emperyal devlet nasıl kölecilik döneminde, sömürgecilik döneminde temel olarak oradaki değerleri, oradaki ürünleri çalıp metropol ülkeye getirmeyi temel hedef edilmişse, sömürgecilik sonrası ya da kölecilik sonrası dönemde aynı devlet oradan getirilen halkı, oradan getirilen insanları ucuz iş gücü olarak kullanmak üzerine ekonomik politikalarını yönlendiriyorlar. Bunun en çarpıcı örneğini aslında oturup tarih sayfalarına bakmanıza gerek yok. Mesela Netflix'te hala yayınlanmakta olan çok güncel, popüler bir New Amsterdam diye bir hastane dizisi var. Bu hastane dizisi güncel bir dizi, 2022'de çekilmiş bir dizi ve biz bu hastane dizisinden ya da tıp dizisi mi deniyor tam bilmiyorum. Öğreniyoruz ki hala Amerika'da siyah tenli doktor, aynı işi yapan siyah tenli doktorlar beyaz tenli doktorlardan daha az ücret alıyorlar. Bu kadar çarpıcı bir durum var. Yani sömürgeci devletin sömürge ülkelerinden getirdiği, halklara karşı uyguladığı temel ekonomik politika, ekonomik stratejilerin
ekonomik dayatmalarının karşılığı. Bu Fransa'da da çok yaşanan bir şey tabii. Bunlar banyolarda yaşıyorlar ve çatışmaların da başladığı ve temel olarak yürütüldüğü alanlar banyolar. Tırnak içerisinde Fransa'da sosyal politikalar adı altında işte burada sosyal konutlar, bu çocukların oynayabileceği basketbol sahaları, futbol sahaları, kültürel aktivitelerini yapabileceği dernekler kurmak gibi belediyeler üzerinden bir takım organizasyonlar var. Fakat burada bir hemen bu lafı ettikten sonra şunun altını çizmek lazım. Son 6 gündür çatışmaların ana hedeflerinden biri banliyölerindeki belediyeler. Birinci hedefi polis karakolları, ikinci hedefi belediyeler ve belediyelerin bir biçimde o entegrasyon politikalarını yürütmeye çalıştıkları hatta kütüphaneler, hatta okullar, yani o bölgelerdeki kolejler, o bölgedeki liseler bu saldırının ana hedefleri haline geldi. Bir konu çok fazla tartışıldı. Hatta Türkiye'de, Türkiye solundan bile bu konuda liberal bir takım eğilimlere şahitlik ettik. İşte aman polisle çatışsınlar ama mağazaları yağmalamasınlar. İşte marketleri yağmalamasınlar. Burada çok önemli bir nokta ıskalanıyor bence. Bunlar tabii ki lüks malzeme mağazalarına tabii ki yağmalayacak. Neyi çalıyorlar o çocuklar orada? Camı kırdıktan sonra. Kendi kardeşlerimin. Aynı zamanda Çin'de, Vietnam'da aynı yaş grubu kardeşlerinin haftanın 70 saati, 80 saati çalışarak 45 saat değil, 35 saat değil. Bu ülkelerde, Asya ülkelerinde kendi kardeşlerinin haftada 75-80 saat çalışarak birim maliyeti 5 euroya, 10 euroya ulaşan lüks ayakkabıları camları kurup tabii ki alıyorlar ve tabii ki alacaklar. Çünkü ayakkabılar metropollerde bunlara 150 euroyla, 200 euro fiyatlarla kendi kardeşlerinin ürettiği çok kötü koşullarda müthiş bir sömürü sistemi içinde ürettikleri ürünlerin 100 katı, 50 katı, 70 katı, 150 katı fiyatlar yerine almaktansa camlarını kırarak onları almak istiyor. Bir kere kendiliğindenci bir hareket. Arkasında örgüt olan bir hareket değil. Halk hareketi bile değil, bir çocuk hareketi. Yaş ortalaması 14-17. Gözaltına alınan evet, şu anda gençlik hareketi. Hatta dediğim gibi gençlik bile değil, bir çocuk hareketi. Ve sahaya bir miktar inmeye çalışabildik. Ne polisin ne çocukların benim yaşım gibi olan insanlarla kafalarını çevirecek, bakılacak zamanları bile yok birbirleriyle uğraşmaktan. Ve polis elbisesi nasıl bir üniformaysa, devleti tanımlayan bir üniformaysa, bu harekette de 14-17 yaş arasında olmak, yani sahip olduğunuz yaş direnen kesimin üniforması gibi. Bu da diğer örneklerinden farklı bir durum. Bu ilk 2-3, 3. günden başlayarak sağcı bir takım örgütlenmeler bu hareketi sahada engellemeye çalıştılar. Fakat çok güçsüz kaldılar. Çünkü diğer hareket çok daha kitlesel ve çok kısa sürede püskürtüldüler. Korkarak kaçtılar. Şimdi bu harekete karşı sivil bir sağ inisiyatif dünden itibaren başladı. Aslında sahadaki yaşanan şiddet üzerinden bakıldığında oldukça korkak bir yöntem tercih edildi. Polisin ailesine yardım için bir bağış kampanyası düzenlendi. Görüşmeden önce onu da kontrol ettirdim. Eric Zemmour var. Le Pen'le birlikte aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayıydı. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eric Zemmour'un sözcüsü tarafından bu kampanya başlatılmış ve 2 gün içerisinde 1 milyon euro toplandı bu kampanyada. Şu anda cezaevinde olan, geçici olarak tutuklanmış olan polisin ailesine yardım amacıyla bir kampanya.
Bu konuda net bilgi var şu anda elimde. 6 gün içerisinde demin bahsettiğim enterpole değil, yani polis tarafından tutulan değil, 3.625 ve bunların içerisinde 1.124 kişi 17 yaşının altında, 3.625 gözaltı yapılmış. Bu gözaltılardan 990'ını mahkemeye çıkartılmış. 990 kişiden 480 kişinin de mahkemesi açılmış, açılma kararı verilmiş ve şu anda 380 kişi de tutuklu.